Yani normal, şimdi hatırlayın televizyonlarda Sayın Başbakan bütün mitinglerinde ablalar abilerden bahsetti. Kapılar çalındığında nasıl davranılması gerektiğinden bahsetti. Başbakanın talimatını uygulamış insanlar. Yani sorulması gereken, bakılması gereken alan bu. Türkiye'yi yöneten en tepedeki kişinin ağzından kapıyı çalan ablaların, abilerin kovulması, yüzgere edilmesi talimatlandırılırsa o teşkilatlar öyle yapar. Asıl vahim olanı bu. Dikkat edilmesi gerekeni o. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de iktidarda oldu. Yani Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Sayın Bahçeli'nin ağzından herhangi bir grubu, herhangi bir STK'yı, herhangi bir, yani bizimle ilişkileri hani oy veren konumunda olmayan bütün gruplar dahil olmak üzere hiç tahkir eden, taciz eden, tehdit eden bir cümlesi olmadı. Çünkü iktidarda olduğunuz zaman siz her kesin iktidarı olmak zorundasınız. Oy verenin de, oy vermeyenin de. Şimdi yani bu çok şiddetli bir ayrıcı dil kullanılıyor. İşte bunun sahadaki örneğini Erzurum'da yaşadık. Yarın diğer yerlerde Allah muhafaza neler olmaz. Şimdi provokasyon var deniliyor, yazılıyor, çiziliyor. Provokasyona neden olan dili de ortadan kaldırmak lazım. Şimdi Sayın Başbakan bunu hep yaptı. Bugün cemaat dediğimiz grubun grubu oluşturan insanlar üzerinde böyle bir dil kullanılırken birkaç zaman evvel ülkücüler için Fatiha bilmezler, mafyadırlar, efendim kabadayıdırlar, efendim yani burada telaffuz etmekten utanacağım çok ağır, çok şiddet kelimeler kullandı. Şimdi ne yapmıştı ülkücüler ona? Yani neydi? Şey yapıyor. Doğru mu? Hayır, yanlış. Yani siyasi partilerin birbiriyle rekabet etmesi normaldir. Ama siyasi partilerin başlarında bulunan kişilerin bu manada hedef gösterici konuşmaları Allah muhafaza pek çok gerilime neden olur. Yani sorunlu olan Sayın Başbakan'ın dili. Sayın Başbakan 11 yıl boyunca bu ülkeyi yönetti. Hatta 12. yıldayız. Yönetti. Fakat 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sonra bir sabah anladı ki Türkiye'de bir paralel yapı varmış. Şimdi asıl sorgulanması gereken bu. Türkiye'de başbakanlık yapıyorsunuz ve bir paralel yapı olduğunu 12 yıl sonra fark ediyorsunuz. Yani asıl sorunlu olan kısmı bu. Bu oluşan ve kullandığı dil, sorunlu bir dil. Yani haşhaşi, çok ağır kelimelerle itham edilen bir grup itham ediliyor şu anda. Dolayısıyla bütün bunların toplamına baktığınızda işte o kurumsal iletişimleri, siyasi partilerin kurumsal iletişimlerini, o siyasi partiler yasasının kendilerine verdiği görevlendirmeler üzerinden yapmış olsalar bu tür bir gerilimle, bu tür bir korku filmi seyreder gibi geçirdiğimiz bir dönemi yaşamazdık. Ama buna karşılık siz yani kendiniz söylüyorsunuz ki paylaşmışsınız bazı yetkileri, bazı şeyleri. Şimdi ne istedilerse vermedik mi diyor. Ne istediniz de vermedik. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman aslında bu ilişkinin sorunlu olduğu ortaya çıkıyor. İnşallah bütün bunlar bütün siyaset kurumuna ders olur ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu herkes tarafından fark edilir ve takdir görür. Çünkü grupları karşısına alan, bireyleri karşısına alan, Türkiye'deki kardeşlik hukukunu bozan bir tek cümle, bir tek kelime başta Genel Başkanımız olmak üzere herhangi bir MHP'nin ağzından bugüne kadar çıkmadı.